Efendim merhabalar, yeni bir video için yine kayıt tuşuna bastık. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada kanalımız büyümeye devam ediyor. Abone olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğenenlere, izleyenlere, herkese ayrı ayrı teşekkürler. Efendim biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlamasında geçtiğimiz hafta bir video çekmiştik gündüz. Şimdi bugün günlerden cuma, saat 9'da başlayacak olan kısıtlamadan önce bir çekim yapacağım. Bir de saat 9'da bakalım Yozgat sokakları nasıl? Şöyle ana yerlerden bir çekim yapacağım. Bu arada yağmur da yağmaya başladı. Hadi gelin isterseniz fazla beklemeden videomuza geçelim. Çifte belli da, diri diri de dön, beri beri de da, diri diri de dön, beri beri de. Evet arkadaşlar, işte saatlerimiz şu anda 21'i gösteriyor ve 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması şu an itibariyle başladı. Saat 7'de çekmiş olduğum görüntülerden sonra saat kulesi ve etrafını görüyorsunuz. Bu şekilde. Bir koşturmaca var tabi. Son dakika işini kapatıp çıkanlar veya görevli olup da evlerine gidenler böyle saat kulesi etrafında yaya trafiği olmasa da araç trafiğini oluşturuyorlar. Şu an Lise Caddesi'ne doğru bakıyoruz. Sokaklar bomboş. Evet. Saat kulesine dönelim arkadaşlar şöyle. İsterseniz gelin şöyle kısaca ve hızlandırılmış bir şekilde Lise Caddesi'nde yürüyüş yapalım ve görelim durum nasıl. Evet, esnaf tamamen kapatmış durumda. Dediğim gibi araçları görüyoruz ama onlar da mutlaka iş nedeniyle görevleri var. Veya çıktılar, evlerine gidiyorlar. 2 saat önceki görüntüden eser yok şu anda. Emniyet görevlileri ve bekçilerimiz de, polislerimiz şu an görevleri başlarındalar. Ve kontrollerini sürdürüyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz lokantalar şu anda paket servisler için açık ve siparişlerinizi bekliyorlar. Bir de Saraflar Caddesi'ne bakalım. Evet arkadaşlar, geldik bir videonun daha sonuna. 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında saat 21'den sonra ve 21'den önce saat 7'de çekmiştim, 19'da. Durum Yozgat merkezinde nasıl? İşte izlemiş ve görmüş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.